Merhaba sevgili takipçilerim. Yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayım. Ee, ünlü değişimi nedir? Ünsüz düşmesi ya da ünsüz aşınması nedir? Bir de size her zaman e, edebiyat Türkçe'nin yanında tarih şifreleri, tarih notlarını veriyorum. Bir de iki tane tarih şifresini vereceğim. Birlikte ezberleyeceğiz. Ünlü değişimi. Keşke bütün her şey bunun gibi kolay olsa, az örnekli olsa. Bakın iki tane örneği var sadece. Bana, ve sana herhangi bir şiirde ya da herhangi bir paragrafta bana ve sana kelimesini gördüğünüzde hemen yapıştırın ünlü değişimi. Şu, şunu bu şekilde zorlaştırabilir çünkü çok kolay bana sana ünlü değişimidir. Şu şekilde zorlaştırabilir, zorlaştırabilirler ben ve sen zamirlerinin zamirlerini ya da zamirlerine yönelme yönelme hali eki olan e a yüklenmesiyle değişim kökte değişiklik meydana gelir gibi bir tanım yaparlar ve sizden bunu isterler bakın ünlü değişimin aşağıdaki hangisi ünlü değişimi vardır diye sormazlar yönelme hali eki aldıklarında kökte değişiklik meydana gelen sözcükler vardır örneklenir gibi ifade kullanır ve sizden bunu çözümlemenizi isterler Bu ne demek ünlü değişimi demek bakın e ve S köklerinde yönelme hali eki aldığı için ben e alır ne olur bana olur. Sen e alır ne olur sana olur. İşte kökte meydana gelen değişikliğe biz ne diyoruz? Ünlü değişimi diyoruz. Bir de ne var? Ünsüz düşmesi ya da ünsüz aşınması olayı var. Her zaman ses bilgisinde şunu yapın. Kelimenin köklerine ve eklerine dikkat edin. Şimdi kelimemin kökü nedir? Küçük Hmm, buradaki k ne oldu? Düştü. K nedir? Ünsüzdür. Ünsüz düştüğüne göre bu ses olayının adı ne olacak? Ünsüz düşmesi olacak. Kelimenin kökü minik. Kelimenin kökü alçak. Kelimenin kökü sıcak. Kelimenin kökü ufak. Kelimenin kökü küçük. İşte buradaki k harfleri ne oldu? Düştü. Buna biz ne diyoruz? Ünsüz düşmesi diyoruz. Geldik tarihle ilgili notlarımıza. Misak-ı Milli'de geçen konular. Bakın misak-ı millide geçen konular hangileridir diye sorar. Şifremiz boraks. Boraks. Şu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz. Ak, ak, misak, borak. Boraks. Tamam mı? Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Baş harfleri boğazlar, Osmanlı borçları, referandum, azınlıklar, kapitülasyonlar ve sınırlar. Misak-ı Milli'de geçen konular diye sorduğuna Borak aklıma gelecek. Boğazlar, Osmanlı borçları, referandum, azınlıklar, kapitülasyonlar ve sınırlar diye aklımızda tutacağız. Birinci Balkan Savaşı'na kaybedilen yerler nerelerdir? Bakın Balkan Savaşı'na kaybedilen yerler badem diye kodladık. Ba, ba çağrışım yapacak bize Balkan kaybedilen yerler badem diye. Ben bademi kaybettim. Balkanlarda diye aklımıza kalabilir. Badem, Batı Trakya, Arnavutluk, Doğu Trakya, Ege Adaları, Makedonya. Bu şekilde kodluyoruz, şifreliyoruz. Lütfen diğer video, videolarımı da e, izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hocam şu şekilde olsa daha iyi olur. Hocam böyle yapsanız daha ol, güzel olur. Ya da bu şekilde çok iyi böyle devam edin diye yazabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone Olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum.